Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Akşam sporu için rakip arıyorum. Ama Lee Chase bir türlü bana rakip vermiyor. Yani çıldırmak üzereyim. 20 dakikadır bekliyorum arkadaşlar. 20 dakikadır. Yani basan zaten kızardım. Oradan anlarsınız siz. Kıpkırmızı oldum. Halen bana rakip gelmedi. Ben de şu lobi kısmından gözüme birini kesmeye çalışıyorum. Şurada bir 15 artı 15 var. 2105. Onunla oynayalım bari. Ne yapalım? Ne yapalım bari? Arkadaşımız oynayalım. İzleyiciler geldi. İngiliz açılışıyla başladı. Evet. Bir takipçimiz dedi ki Hollandalı savunması oynar mısın? Evet, ismini unuttum arkadaşımızın ya. Bilgehan. Bilgehan Alphaydın. Unutmamışım. F5 yapıyorum. Hollandalı savunmasına giriyorum. Aslında önceden de Hollandalı oynamıştım ama Bilgehan, demek ki sıkı takipçimiz misin, değil misin? Orasını konuşacağız ayrıca. Ayrıca seninle konuşacağım ayrıca. Evet. Arkadaşlar E6'lı dizelim. Efendime söyleyeyim. At F6'dan çıkalım. Evet, bakacağız. Evet, arkaya da Mozart'ımızı alalım. Evet, biliyorsunuz her gün sabah, yani her gün spor yapmadan olmuyor yani. Gözüme uykular girmiyor, uykum kaçıyor. Bizim de sporumuz bu. Gelişim yapacağız. Evet. Bakalım kimi yakalayacağız? Bu arada ben Classical'ı oynuyormuşum. Puanım o yüzden düşükmüş. Classical oynuyormuşum. Puanım düşükmüş. Evet, bakacağız. At C3 geldi rakip. Şimdi Filip oradan çıkacağız. Ya da öyle mi oynayacağız? Taş duvar oynayalım mı, taş duvar? Hocam taş duvar oyna. Stone wall oyna. Bakalım nasıl oynuyorsun. Evet arkadaşlar, bakalım ne olacak. Çok güzel yorumlar geliyor. Yorumlarla desteklediğiniz için teşekkürler. Ama bir de şu like butonuna bassanız acayip olacak. 10 numara olacak. İzliyorsun izliyorsun. Like'a basmadan gidiyorsun. Hiç hocayı like'lamamak olur mu? Hiç hocayı like'lamamak olur mu? Bak, söylemesi bile garip. Anlatabiliyor muyum? Hocamızı like'layalım. Mutlu olsun. Baksana. Bir kızardı, bozardı. Yani görüntü kalitesi iyice düştü. Allah'tan arkada piyon var. Nerede? Burada piyon var. Oradan yırtıyoruz. Yoksa görsel çok kötü. Ayarlara gitsek yine yapamıyoruz ayarları. Evet. Ayarları nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız ayarları? Bilmiyorum ki. Kızardık, bozardık iyice. Evet. İdare edeceğiz. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Kızardım. Bana şu yönde çok yorum gelmeye başladı son zamanlarda. Hocam, çok güzel istifade ettik sizden. Yararlandık. Eğitici videolarınızdan veya canlı maç uygulamanızdan. Hocam, biz sakin kalamıyoruz sizin gibi. Ne yapmamız lazım? Siz nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Bunun yöntemi ne? Açıkçası arkadaşlar, sakin kalarak oynamanın yöntemi çok basit. Bunu size söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye ikilemde de kaldım. Bu bir sır aslında. Ama bunu okuyacağım ben. Kitaptan okuyacağım. Evet. Kitapta Rusça şu yazıyor. Satrançta sakin oynayabilmenin yöntemi. Açıyorsunuz. Zaten direkt karşınıza o cümle geliyor. Satrançta sakin oynamanın yöntemi tektir. Sakin oynamak. Arkadaşlar, sakin oynamanın yöntemi mi olur? Sakin oynamanın yöntemi sakin oynamak. Sakin. Sakin ol şampiyon diyeceksin kendine. Karabibir geldi, bunu sürmek istiyor. Sakin ol diyeceksin ona. Sakin ol. Böyle bir fikir var mıydı ya bu oyunda? Demek ki varmış. Yapılıyorsa var. Demek ki o zaman bir abes süreceğiz. Biz de ne yapalım? Biz boşuna mı bu tişörtleri giyiyoruz arkadaşlar? Bak ne diyor, bak. Sakin kal diyor. Hey diyor. Dostum diyor. Sakin ol diyor. Biz her yerden mesajı veriyoruz. Mesajı bir zahmet alıverin. Ona göre. Bakın, güncelleme yapmanız lazım ara sıra. Güncellemeler geliyor. Onları indirip kurun. Güncelleyin kendinizi. Evet. Sakin kalacaksınız. Rakibi okuyacaksınız. Ama her maçınıza emek harcayacaksınız. Hızlı hızlı kararlar veriyorsunuz. Olmaz. İçini doldur. Rakibin hamlelerini etraflıca bak. Bu bir savaş. Rakip kral bir adım atıyor. Sen de kralsın, bir adım atıyorsun. Tamam mı?
Siz kralsınız, biz de kraliçeyiz diyorsunuz. Haklısınız. Evet. 16 izleyici var. Biraz selam gönderelim. Yula Özduru bizi izliyor. Nereden izliyor? Neresi orası? Abu Dabi'den. Abu Dabi'den Yula Özduru bizi izliyor. Evet, bu oyunda fil D6 geldi rakibimiz. Siyahlar, şey, beyazlar siyah renkli fili değişmek ister. O yüzden ben fili buraya koymayacağım ama koyabilirim aslında. Ama koymayacağım. Koymayacağım. Ben fili buraya geleceğim. Buraya geleceğim. Buraya geleceğim. Gelişim yapacağım ben. Devam edelim. Başka kim izliyor bizi? Samet Demirci izliyor bizi. Muğla'dan. Muğla Köyceğiz'e selam. Takibe devam diyoruz. Hedokan izliyor bizi Almanya. Münih'ten. Münih'e selam. Hedokan'a saygılar, sevgiler. Vapor Way that izliyor bizi Tokyo'dan. Evet. Film ismi gibi kullanıcı adı bulmuş dostumuz. Ona da sevgiler. C5 oynadı rakibimiz. Bilmiyorum, yanlış sular bunlar diye düşünüyorum. Daha atını çıkmadın mübarek. Ne oynuyorsun buralarda? Dur bakalım. Senin de senin de hataların cevaplandıracağız. Belki hata değildir. Bakalım. Biz rokumuzu yapacağız. Biz usulca gelişim yapacağız. Hocamızın dediği gibi önce gelişim, sonra girişim. Önce gelişim yapacağız. Evet. Hocam her gün birini yeniyorsunuz. Nasıl bir duygu? Çok keyifli. Yenmek çok keyifli. Tabii yenilince de o kadar üzülüyorsunuz. Ama çoğu zaman yeniyoruz gördüğünüz gibi. Yeneceğiz. Kendimizden güçsüzlerle oynuyoruz bu arada. Onu söyleyeyim ben size. Kendi gücüme denk biri çok az geldi. O maçlarda da belki kafa kafayadı yani kazanma ve kaybetme oranı. O yüzden benden düşüklerle oynuyorum aslında ben çoğu zaman. O yüzden rakibi okuması, etmesi, hatalarından yararlanması biraz daha kolay oluyor diyebilirim. Evet, serbest gezen at izliyor bizi. Serbest gezen köy tavuğundan sonra serbest gezen at izliyor bizi. Neden izliyor bilmiyorum. Neden izliyor acaba? Neden izliyorsun? Serbest gezen at. Evet. Atımızı E4'e koyacağız. Bu sistemin handikapı, sıkıntılı yanı bu filin içeride kalmasıdır. Piyon yapısı taş gibidir. Taştan yapılmış duvar gibidir. Ama fili içeride hapseder. O yüzden bu fili böyle de dolandırabiliriz. Ya da hiç ona gerek bırakmadan belki de vezire devam edeceğiz. Bakalım. Tatlı tatlı oynayacağız. Rakibimizi okuyacağız. Evet. Rakibimizi okuyacağız. Okuyacağız. Sakin kalacağız. Başka bizi Yasin hocam izliyor. Yasin hocam kimin hayranı acaba? Kimin fanatiği? Ey gidi ey. Ben de sizin hayranınızım. Bilmiyorsunuz siz tabii. Her birinizin hayranınızım. Öyle olmasa sizlerle beraber şu an izleyiciler arasında yer almazdım. Biliyorsunuz şu an ben de izliyorum. Canlı yayın değil bu, biliyorsunuz ilk gösterim. Önceden çekilmiş bir kayıt. Sizleri sevdiğimi tekrar yazayım. Hepinizi. Hepinizi. Çok seviyorum. Bilal Bey siz de dahil olmak üzere. Evet, Bilal Bey geri dönüş yaptı. Yorumlardan dedi ki, hocam gülücüklerle karşılıyorum sizi dedi. Sevgiler saygılar dedi. Sağ olsun. Bizi kim izliyor? Will ever learn? Will ever learn izliyor bizi. Texas'tan izliyor. Texas'a selam. Takibe devam. GG Chell uzun zamandır denk gelmiyordu. Yine bizi yakaladı. Kaya 71 bizi izliyor. Kastamonu'dan Kastamonu'ya Taşköprü'ye selam arkadaşlar. Evet. Evet. Camila Kawai bizi izliyor. Dominic Republic'ten. Evet. Ne? Şirizi bizi izliyor. Şirizi. Küba'dan o da bize geliyor. Harikasınız. Master of Death bizi izliyor. Hangi filmden bizi izliyor? Onu da göreceğiz.
Evet. Arkadaşlar, sizin de satranç ilerlemek için satrancın derin sularına inmeniz gerekiyor. Maç incelemeniz, bir takım işte, taktik sorular çözmeniz, stratejik konular irdelemeniz gerekiyor, anlamanız gerekiyor. Piyon yapıları, taş aktivitesi, kale nasıl güçlenir, at için ne lazım, file nasıl iyi bakacağız, rakibin hamlesine hep bakacağız. At geldi, buraya mı girecek? Allah Allah. Biz zaten atı buraya koyacağız. Koyalım. Rakip çok cılız oynuyor. Ha, onu kesip buraya gelecek. Bilmiyorum. Küçümsemeyelim şimdi rakibi de. Son gülen iyi güler olmasın yani. Şimdi bunu kesip bunu mu gelecek? Ya gelse de bir şey yok ki zaten. At burada ne yapacak? At burada ne yapacak kardeşim? Güzel kardeşim benim. At orada ne yapacak? Kaleyi mi sıkıştıracaksın sen, ne yapacaksın? E o zaman ben bunu keseyim mi? Ben bunu keseyim mi? Ben bunu keseyim arkadaşlar. Madem öyle, gel böyle. Sonra da file faltı ile gel değişelim diyelim. Gel. Gel değişelim. Gel değişelim kardeş. Vezir F6 alacağım. Sonra F4 ile oradan devam ederim. Oo, sen var ya sen. Filine almadın, kaleme saldırdın. Sana bir kale vereyim mi? Ne dersin şampiyon? Sana bir kale vereyim mi? Sana kalite fedası yapayım mı, kalite fedası? Hı? Sen kalite fedası istiyorsun galiba. Bak aslında hiç gereği yok. Ama oyuna renk gelsin diye kalite fedası yapacağım ben galiba. Galiba yapacağım. Galiba yapacağım. Yapayım mı? Yapıyorum. Yapıyorum. Siz isteyin, ben fedalı oynayayım. Siz isteyin, ben oyuna renk getireyim arkadaşlar. O zaman Mozart'ı alıyoruz sahneden. Mozart'ı alıyoruz ve biraz hareketli koyuyoruz. Çünkü biraz gerilimi arttırıyoruz. Evet, izleyici sayısı arttı. Selam vermediğimiz arkadaşımız oluyor ama ne yapalım? Mesela Şahpat var. Şahpat bizi izliyor Tekirdağ'dan. İsena bizi izliyor. İsena. Evet, selamlar. İsena'ya selam. Takibe devam diyoruz. Evet hocam, ne kadar rahatsınız. A8 kalesini verdiniz. Arkadaşlar o kadar rahat değiliz. Burada bir takım hesaplar yapıyoruz. Yani ben burada F4 ile F dikiğinden yüklenebilme ihtimalini sevdim. O yüzden buradan kaliteyi verdim. Bir de rakibimizin gönlü hoş olsun. Onu da üzmeyelim dedim. Sonuçta böyle işte, ne bileyim, rakibin üzerine gide 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 onu bunaltarak oynamak da harap edici oluyor. Oo, rakip beyaz filini verdi. F dikiğini açtı. Şimdi fil çiftimiz var ama bu fil kötü. Ama bu fili ben bir kurtarırsam buralardan alev alev oyun biter. Rakibimiz rok yapmayacak mı? Çok ilginç. Çünkü buraya rok yaparsa ben onu oradan çiğ çiğ yerim valla. Çiğ çiğ yerim. Biliyor musunuz? Benim için artık bu fili kıymetli. Bu benim kıymetlim. En kıymetlim. O yüzden fili buradan hemen dolandırmak istiyorum. Şu ata yar etmek istemiyorum. Bakın ne olacak? Volkan Bey bizi izliyor. Sergey Profokiev bizi izliyor. Volkan Bey. Evet, Volkan Bey de biliyorsunuz Miami Beach'ten aramıza katılıyor. Miami Beach'e selam. Takibe devam. Evet, rakip yanlış hamle yaptı. Ben size söyleyeyim. Şimdi alınca, kaleli alınca Vezir A5 ver kaleyi, ver atı var ama Vezir A4 ile kurtuluyor. Seni gidi seni. O yüzden ben fili dolandıracağım. Ama bir dakika, fili dolandırırken o da oradan geliyor. Bir dakika, ben niye ebe sürmüyorum direkt? Direkt ebe sür ya. Direkt ebe sür. Direkt ebe sür. Tabii canım. Yürü 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 yürü. Direkt ebe sür. Fillerimizi açalım. Fillerimizi açalım. Fillerimizi oyuna katalım.
O kalkıp da bunu almaz. Çünkü alırsa vezirle şah at yapıyorum. Yani bunu düşecek durumda değil herhalde. Onun niyeti ne arkadaşlar? Rakibimizin niyetini bileceksiniz. B dikinden buraya dalmak istiyor. Demek ki atla buraya gelip buna da vurmak istiyor. Yani oradan ben B'yi değil falan gözden çıkartabilirim. Benim şimdi tüm... Pardon. Benim şimdi tüm dikkatim beyaz şah üzerine. Affedersiniz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Harikasınız. Çok heyecanlısınız değil mi? Zamane 22 izliyor. Hüseyin Ganbarli bizi izliyor Mısır'dan. Zamane nereden izliyor? Beyoğlu'ndan izliyor. Zamane 22. Hocam biz Beyoğlu'ndan izleyeceğiz diyor. GG Çel. Onu zaten sürekli anıyoruz. Adı da güzel. Evet. Bakalım rakip. Ooo rakip H3 oynadı. H3 oynadı. H3 oynadı. Ve piyon yapısını zayıflattı. Unutmayın. Piyon yapısını en iyi, en etkili bir piyon ile parçalarsınız. Ve H3 sürüldüğünde G3 piyonu sallantıda kaldı. Ve ben burada hop E3 yapmayı planlıyorum. Bakacağız. Acele etmeyeceğiz. Bakacağız. Dur. 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 Vur. E3 yapacağım ben, affetmeyeceğim. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Niye affetmiyorsun ki? Vezir F6 gelelim. Nazikçe mat isteyelim. Ne yapacak bu adam? Abi kale F1 gelse H3 boşta. Rok yapsa H3 boşta. Kale H2 gelse E3 var. Yanıyor, yanıyor. Kurtaran var mı? Vezir F6. Evet. Umduğumuzu bulacak mıyız? Evet. Arkadaşlar. Biz de bu oyunu bir derece oynuyoruz. Biz de bir oyunu bir derece oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Oynayacağız. Evet. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak. Bu oyun hızlı bitecek gibi geldi. Kale H2 geldi. F2 E3'e izin verdi. Şu an bu da boştaymış. Ben en iyisi bunu alayım. Ben en iyisi bunu alayım. Bu daha tatlı. Bu daha tatlı. Oo! Rakibimiz bayağı bayıldı. Gelişim yapmazsan, gelişim yapmazsan ne olur? Benim öyle bir sözüm var, biliyorsunuz değil mi? Önce gelişim, sonra girişim diyorum. Ve bir cümlem daha var. Yapmazsan girişim, biter çabuk işin. Evet, biter çabuk işin. Evet, bu defteri erken kapatacağız galiba. Evet. Erken kapatacağız. Kalite gireyiz ama fillere bakın. Bak bak, bunlar tabii bir sanat eserinden alıntı gibi değil mi? Bakın bunu hep sizler için yapıyorum. Siz böyle şeyi seviyorsunuz. Adam halen buradan onu kovalıyor. Kardeşim, mat oldun, mat. E3. Mat oldun. Halen oynuyorsun. Halen atı A8'e koydu. Hayret ya. Çayımızdan yudum alalım. İnce belli. Unutmayalım. Evet. Bugün de sporumuzu yaptık mı? Yaptık. Zinde miyiz? Zindeyiz. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Evet. Artık rahat bir uyku çekebilir miyiz? Oo, mis mis mis. Evet. Evet. Hocam çok sakin oynuyorsunuz. Oyunu bir şair edasıyla okuyorsunuz. Yok canım. Biz de kendi çapımızda şiirler yazıyoruz ama bizim yazdığımız şiirler işte anca bu kadar. Beğeniyorsunuz beğenmesine. O da sizin sevginiz kadar. Teşekkür ederim o yüzden. Sevginize layık olmak beni mutlu ediyor, motive ediyor. Arkadaşlar çok sağ olun.
Evet, Zivistan bizi izliyor. Zivistan bizi izliyor. Zimbabwe'den kendisine şükranlarımı sunuyorum. Profesör O geldi Cezayir'den. Cezayir'e selam. Takibe devam diyoruz. Evet. Evet, harikasınız arkadaşlar. Evet. Rakibimiz kara kara düşünüyor derken terk etti. Terk etti. Terk edecek kardeşim. Terk edecek. Evet, bir zafer. Bir zafer bombandosu çalsın lütfen. Rica ediyorum. Evet. Bu kayıt kısa oldu. Rakibim tekrar maç teklif ediyor. Good game diyor. Tabii ki good game kardeşim. Kiminle oynuyorsun? Kiminle dans ediyorsun? Farkında mısın? Evet. Sizin de benim gibi tevazu sahibi olmanızı istiyorum. Oyunlarınızda sabırlı olmanızı, rakibinizi yoklamanızı, anlamanızı istiyorum. Satranç oynarken taşınızın gücü sürekli değişir. Oyundaki öncelikler değişir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Unutmayınız. Hoşça kalınız efendim. Görüşmek üzere.